Gün geçmiyor ki yeni bir açık dünya hayatta kalma oyunu duyurulmasın. Oldukça fazla seveni olan bu oyun türüne yeni bir üye daha ekleniyor. Geçtiğimiz gün oyunun duyurusu yapıldı ve bu oyun duyurusunda bir oynanış fragmanı da yayınlandı. Açık dünya MMO hayatta kalma türündeki bu oyunun fragmanı ise gerçekten çok iyi duruyor. Adı ise The Day Before. Great man. Awesome. Rus geliştirici e tarafından geliştirilen oyun etkileyici bir atmosfere sahip. Beni cezbeden tarafı ise sadece atmosferi değil, bunun dışında vaat ettikleri. Oyun ilk bakışta ekrana bakış açımız olsun, karakter animasyonları olsun ve tabii ki atmosferi olsun Division'a acayip benziyor. Hatta Division 1'in ilk E3 2013 trailerını hatırladım izlerken. Gerçi Division 1'in E3 trailer ile çıkan oyun arasında dağlar kadar fark vardı. Zira binlerce saatini buna rağmen Division 1 ve 2'ye dökmüş biri olarak şayet bu oyun Division'da benim beklediğim ama bulamadığım MMO öğelerini barındırırsa inanın tadından yenmez gibi duruyor. Oyuna geçersek başında ölümcül bir salgın sonrası zombilerin istilasına uğramış Amerika'da yapayalnız kalmış biri olarak uyanıyor. Ne olduğunu ve ne yaşandığını bilmiyoruz. Sanki biraz The Walking Dead dizisini anımsattı öyle değil mi? Neyse spoiler vermeyelim. Oyundaki amacımız ise hayatta kalmak için kaynaklar bulmak ve ne olduğuna dair ipuçları aramak. Tabii ki oyun çok oyunculu. Zira videonun başında ekip arkadaşımızla kaynak aramak için farklı yönlere ayrıldığımızı görebiliyoruz. Bir yandan arkadaşlarımızla beraber grup olarak bu yolculuğa devam ederken bir yandan da kaynaklar için diğer oyuncularla da mücadele etmemiz gerekecek. Ayrıca ete susamış zombiler de cabası. Oyunun başka güzel yanı ise özellikle Division'da olmayan bir özellik. Arabaları kullanabiliyor olmamız. Bu araçlarla yeni yerler keşfedebileceğimizi söylemiş yapınca. Buradan da haritanın büyük olabileceğini düşünebiliriz aslında. Yaklaşık 5 dakikalık oynanış videosunda gösterilmeyen ancak yayınlanan oyun görsellerinden gördüğümüz kadarıyla da sadece bir şehrin merkezinde değil, şehir dışında ıssız alanlarda da arayışımız devam edecek. Yine videoda gösterildiği kadarıyla oyunda craft sistemi de mevcut. Yani bulduğumuz kaynakları birleştirerek kendimize araç gereçler veya silahlar yapabileceğiz. Ayrıca diğer öldürdüğümüz düşmanların çantasındakileri de envanterimize ekleyebileceğiz. Çatışma mekanikleri ise güzel gözüküyor. Sanki bana biraz The Last of Us anımsattı ama neyse. Oh, <laughs> oyun ayrıca sadece yatay bir ilerlemeye de sahip değil Zira etraftaki araçların dışında binalara ve gökdelenlere girerek üst katlarda araştırmalarımıza devam edeceğimizi gösteriyor bu video. Bu da bize oldukça fazla keşfedilecek alan sunacaktır. Ama bu bölgeler çok da tekin gözükmüyor. Zira zombiler çıkarılan seslere duyarlı. Yani ne kadar çok ses o kadar çok zombi çekebilir. Oyunda ayrıca güvenli alanlar da bulunacak. Yani diğer insanlarla veya zombilerle çatışmaya girmediğimiz base dediğimiz topluluk alanları. Tipik division mantığı bu. Buralarda da satıcılar falan olacaktır diye düşünüyorum. Muhtemelen bu alanlarda diğer oyuncularla etkileşime girip takas falan yapabileceğiz. En azından öyle söyleniyor. The Day Before birçok yönüyle diğer oyunlara benzerlik gösterse de eğer bu vaat edilen şeyleri başarılı işleyebilirse gerçekten güzel bir oyun olabilir. Videoda oyun iddialı ve grafiksel anlamda çok güzel duruyor. RTX yansımalar, atmosfer, etraftaki eşyalar, araçlar, binalar falan oldukça ayrıntılı işlenmiş. Ancak izlediğimiz video gerçekten oyunun böyle çıkış yapacağı anlamını taşımıyor. Zira birçok oyun tarafından kazıklana, kazıklana bunu tecrübe ettik. Bize neler gösterildi, neler vaat edildi ama ne verildi siz biliyorsunuz zaten. Çıkış demişken de oyunun çıkış tarihi henüz açıklanmadı ama bu sene sonuna doğru çıkış yapabileceği söyleniyor. Ancak Steam sayfası açıldı dilerseniz inceleyebilirsiniz. Aşağıdaki açıklamada linki mevcut zaten. Neyse dostlar, siz oyunu nasıl buldunuz? Sizce bekleneni verebilir mi? Bize yorumlarda belirtin. O zaman yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın, oyunla kalın.